vermek istiyorum hocam. Kalp krizi nedir? Yani sıkça duyuyoruz artık bu yaşta da hani bir noktada biz kalmadı, genç yaşta da oluyor. Kalp krizi nedir? Nasıl olur? Bununla alakalı neler söyleyebiliriz? Kalp krizi şöyle, kalp krizinden bahsetmeden önce bir aslında kalp ağrısından kısaca bir bahsetmek istiyorum. Kalp ağrısı anjina dediğimiz işte ağrı çeşidi. Göğüs ağrısı baskı tarzında işte kolay yayılan işte hastayı genellikle daha önce yaşamadığı tarzda veya fenalık hissi oluşturacak şekilde oluşan ağrılar oluyor. Bu ağrılar aslında bizim özellikle iki çeşit kalp ağrısı var. Birisi stabil anjina dediğimiz anjina türü, diğeri anstabil anjina. Anstabil anjina daha tehlikeli olanı. Anstabil demek yani kontrol edilemeyen, stabil olmayan, her an her şeye yol açabilecek, ya kalp krizine yol açabilecek anjina demek. Anstabil anjinalar şöyle, damarların içini döşeyen endotel dediğimiz bir tabaka var. Bu endotel dediğimiz tabaka biraz önce de saydığım özellikle risk faktörü olan insanlarda yapısı bozuluyor. Yapısı bozulduktan sonra bu endotelin plak dediğimiz, endotelde plak dediğimiz oluşumlar oluşuyor. Yani bir nevi hafif daralmalar veya daha ağır daralmalar. Bu plak dediğimiz yapı özellikle plakların üzerindeki zar tabaka daha ince ve daha yırtılmaya müsait hassas plak dediğimiz plaklar oluşturuyor. Hassas plak yırtıldığı zaman kan orada pıhtı yapıyor, damara yapışıyor. Yani bu zar tabaka aslında kanın rahatlıkla damar içinde kaymasını sağlayan, kana damara yapışmasını engelleyen bir tabaka. Bu zar tabaka yırtıldığında kan damarı görür görmez oraya yapışıyor. Pıhtı dediğimiz şey oluşuyor. Bu pıhtı eğer pıhtı yapıcı mekanizmalar var vücudumuzda. Bir de pıhtıyı önleyici, pıhtı eritici mekanizmalar var. Bunlar aslında sürekli bir denge halinde. Sağlıklı insanlarda bunlar denge halinde insanın ihtiyacına göre bazen pıhtı yapar vücut, bazen pıhtı eritir. Yalnız bu kalp krizi dediğimiz damar endotelindeki yırtılma olduğu zaman bu genelde pıhtı yapmaya meyilli, damarı tıkamaya meyilli bir hal alıyor. Eğer pıhtı eritici mekanizma galip gelmezse damarın içindeki pıhtı büyüyerek kalp damarını tam veya tama yakın tıkıyor. Bu eğer tam tıkarsa veya tama yakın %98-99 gibi tama yakın tıkarsa kalp krizi dediğimiz olay oluyor. Ama bazı insanlarda vardır ki şimdi göğüs ağrısı gelir geçer. Böyle bir fenalık hisseder. Sonra tekrar geçer. Orada damarın tam tıkanmasını pıhtı eritici mekanizmalar engellediği için anstabil dediğimiz anjinalar oluşur. Yani hasta 5 saat önce, 1 gün önce, 5 gün önce veya işte 2 hafta, 3 hafta önce, bu 1 aya kadar uzar genelde, uzayabilir. 1 aya kadar uzayabilen gelip geçici ağrılar varsa bir insanda ve fenalık hissi de oluşturuyorsa bunlar anstabil anjina dediğimiz durum oluşturur. Anstabil anjinanın bir önemli özelliği de kan tahlillerinde bu kalp krizi tahlilleri yapıyoruz biz. Troponin dediğimiz testler yapıyoruz. Onlar da pozitiflik çıkmaz. Yani troponin yükselmez. Yani hastaya kalp krizi diyemeyiz. Biz genelde kalp krizini EKG'den öncelikle tanı koymaya çalışıyoruz. EKG çok hızlı tanı koymamızı sağlayan bir test yöntemi. Orada bakıyoruz kalp krizine yönelik değişiklikler varsa özellikle ST elevasyon dediğimiz damarın %100 tıkandığı zamanlarda oluşan görüntü varsa bunu birçok doktor rahatlıkla tanıyabilir. Diyoruz ki tamam bu kalp krizidir. Hemen anjiyoya gönderelim, damarı açtıralım, hasta kurtulsun, rahatlasın diyoruz. Bir de EKG'de bozukluk yapmayan, EKG'de herhangi bir değişiklik yapmayan kalp krizleri var. Bunu da
troponin dediğimiz testlerle anlayabiliyoruz. Bazen 1 saatte pozitifleşebiliyor, bazen 3 saatte, bazen daha uzun sürede pozitifleşebiliyor. Böyle hastaları aslında takip etmek gerekiyor. Yani genellikle işte 3-5 saat, bazen bu 8-12 saate kadar da uzayabiliyor. Bazen troponin de yüksek çıkmayabiliyor. Bu anstabil durumlarda ikisine de bakıyoruz. Troponin normal, EKG de normal. Çoğu zaman bu acil servislerde tamam senin tahlillerinde bir şey çıkmadı, seni eve gönderiyoruz falan şeklinde yaklaşım görülebiliyor. Haklı olarak yani bütün hastaları tabii ki günlerce yatırma şansı da yok birçok hastanede. Sonra hastanede çıktıktan sonra evde tekrar kalp krizi olup 112 ile tekrar hastaneye getirilen hastalar var. Aslında bunlar anstabil anjina dediğimiz gruba giriyor. Yani troponin normal, takipte EKG'si normal, hastada bir şey yok deniyor ama sonradan tekrar kalp krizi geçiriyor hastalar. Anstabil demek plak yırtığı olmuş, plak yırtılmış. Orada bir pıhtılaşma mekanizması başlamış. Ama pıhtı eritici mekanizmalar biraz galip geldiği için tam tıkanma olmamış ama sonradan tıkanabilecek hasta grubunu oluşturuyor. Bunlar anstabil anjina. Kalp krizi dediğimiz şey de aslında bu plak yırtığından oluşuyor. Bir de stabil anjina dediğimiz durum var. Yani stabil göğüs ağrısı. O genellikle kalp krizi yapmaz. Yani insanlar der ki ben bir senedir, iki senedir veya beş senedir işte üçüncü kata çıktığımda göğsümde bir ağrı oluyor. Daralıyorum, bunalıyorum, biraz dinleniyorum. Sonra rahatlıyorum, tekrar yürümeye devam ediyorum. Bu üç senedir, beş senedir veya bir senedir bu şekilde devam ediyor diyen insanlar var. Bunlar stabil anjina. Bunlar kalp krizi yapmaz. Bu niye kalp krizi olmuyor? Bunların o zar tabakası sağlam, yırtılmamış, yırtılmıyor. Yani sağlam bir yapıya sahip olduğu için daralmış ama yırtılmadığı için pıhtı oluşturmamış. Pıhtı oluşturmadığı için de kalp krizi olmayan insanlar stabil anjina diyebiliyoruz. Onlar genellikle zaten birçok doktor zamanla yakalıyor, anjiyo yapılıyor. Anjiyoda stent takılıyor, ağrıları geçiyor. Tabii stent takılması demek kalp krizinden kurtulduğu anlamına gelmiyor. Stent taktığımızda veya işte balon yaptığımızda aslında o endotel tabakayı parçalıyoruz. Aslında daha böyle pıhtı yapıcı bir hale geliyor. O zaman da pıhtı olmasın diye ne yapıyoruz? Sadece aspirin vermiyoruz, yanına başka kan cıvıltıcı ilaçlar da ekliyoruz. Çünkü pıhtı riski aslında stentte veya balon yaptığımız hastalarda daha da artıyor. Bypass'ta da yine belli bir süre böyle. Durum bu. Yani kalp krizi aslında damarın içindeki zar tabakanın yırtılmasından, plağın yırtılmasından, oraya pıhtının pıhtı oluşumundan kaynaklanıyor.